ve <Gülüşmeler> rasul. Peygamberi sevdiğini söylüyorsunuz. Bakın dünyada en çok okunan Kur'an-ı çıktı. Araştırmalara göre. Ama içindekiyle amel edilmeyen yine Kur'an-ı Kerim çıktı. Ve en çok sevilen, tabi Mevla ile kıyasama manası demiyorum. Mevla Celle Celaluhu herkes imanı var. İman olan Müslümanlar zaten imanı var. Allah'ım o iman selameti bize nasip etsin. İmandan Kur'an'dan ayırmasın bizleri. Dünyada insan olarak, bir beşer olarak en çok sevilen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anketlerde çıktı. Ama sünnet seniyesi en çok yolu terk edilen yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıktı. Bak bir misvak ya. Cebrail aleyhisselam en çok bunun için gelmiş. Aman misva ümmetine teşvik et. ama misva bırakmaz. Korktum ayet gelecek diye. Farz olacak diye korktum diyor. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bundan daha güzel amel edeyim. Ben daha sıkı amel edeyim de. Daha kuvvetli bunu kullanayım daha çok kullanayım de ümmetim bunu hiç olmasa terk etmesin diye Efendimiz sallallahu nerede dişlerini, dişlerini kanatacaktı. O kadar çok kullanırdı. Ben çok kullanırsam ümmetim şunu az kullansın ama misva bırakmasınlar diye. Kaç tane Müslümanın şu anda cebinde misvak bu Atam onu bırak kullanmayı. Cebindeki odunla neye giriyorsun diyor ya. Bilmiyor hiçbir şey haber yok. Ve da'etüm hübben rasul. Peygamberi sevdi, iddia, sevdiğinizi iddia ediyorsunuz ve terektüm etera ve sünnetehu. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in o peygamberin sünnetinden eser yok üzerinize buyuruyor. Yaşantınızda. Çoluk çocuğunuzda. Ve daidüm hubbel Cenneti sevdiğinizi iddia ediyorsunuz. Verem te'amelü Cennet için hangi amelde bulunabiliyorsunuz? Evet insan cennete Allah'ın rızasıyla girer. Fazl-ı keremiyle girer. Ama Mevla'nın rızasını kazanmak da Mevla'nın ameli saliyle olur. Namazlara dikkat ederek, gözleri muhafaza ederek, dilini muhafaza ederek, diğer azaları muhafaza ederek, konu komşu hakkına riayet ederek, bize emanet bırakılan Kur'an-ı Azim şu İslam emanet bırakıldı. Bu İslam'ı insanlar sevdirmekle, bir velev bir tas çorbayla da olsa, bir hurmayla da olsa, bir tatlıyla, bir çay, bir bardak çay ikram etmekle de olsa, İslam'ı sevdirmekle biz mükellefiz. Ama böyle Mevla rızasını kazanacak ameli salihler nerede? İşte bunun çalışmasını şimdi başlamak lazım. Allah'ım cimrilikten muhafaza etsin. Bizim derdimiz İslam'ı ilahi kelimetullah, İslam'ı her yere yaymak ve sevdirmektir. Onun için cimrilik yapmasın kimse. Evine misafir almamazlık kimse yapmasın. Biz bir misyonu muhafaza ediyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnet seniyesini veyahut da apartmanda, mahallede, çevrede işte falan hacı efendi, işte hacı teyze bak bir misyonu muhafaza ediyorsun. Bunlar Müslüman bir aile. Bunlar kendilerine göre dikkatli insanlar diye kulağımıza laflar geliyor. Demek ki bizden bir İslam bekleniyor. Onun için biz hareketlerimiz, yaşantımız, onlara karşı cömertliğimiz, fedakarlığımız daha farklı olmak zorunda. O açıdan bize cimrilik arkadaşlar yakışmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında sahabe efendilerimizin birisi geldi. Dedi ki ya Resulullah ben, siz buyuruyorsunuz ki hadis-i şeride Allah'a ve ahiret gününe iman eden misafir ağırlasın buyuruyorsunuz ya Resulullah. Ben dedi bu sünnet seneden hep mahrum kalıyorum. Bizim hanım hiç misafir sevmiyor dedi. Dedi ya Resulullah bu konuda ben ne yapayım? Benim ahiretime engel olacaksa bu kadın ben dedi ya Resulullah bunu müsaade edip boşayayım dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sen onu boşamaya boşama da ben yarın öğlen namazına size ve misafir geleyim dedi. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i yönenin güzel yiyeceklerinden tepsiye doldurmuş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve eve misafir olarak geldi. Yalnız hanımın dedi girerken de çıkarken de kapının içeriden aralığına baksın dedi. Tabi o mübarek sahabe efendimiz ortamı ayarladı. Hanımı da merak etti. Niye ki Resulullah öyle dedi bize. Kapının aralığına efendimize girerken baktı. Eline tepsi yiyeceklere gelmiş. Tepsi içeri verildi. Tekrar tepsi geri efendimiz sallallahu aleyhi ve yıkanıp teslim edildi. Efendim çıkarken kadın bir baktı ki tepsinin üzerine bir sürü akrepler yılanlar var. Sonra şaşırdı korktu. Efendimiz gidince koştu geldi. Ya bunlar nerede çıktı böyle? Bunlar bizim evdeymiş hanım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem topladı hepsini. Nasıl Resulullah Efendimiz topladı? Bizim evde mi bu akrepler yılanlar? Hepsi de bizim evdeymiş dedi. Ya nasıl olur biz hiç görmedik şimdiye kadar bunları. Ey kadın Resulullah bize ne demeye çalıştı anlamıyor musun dedi. E herkesin mutlaka kendine göre kusurları var, ameli salihte kusurları var, yanlışlıkları var, günah ortamları var, şeytan nefis onları da kandırıyordu. Ama bak gelen misafir günahları alıp götürüyor. Biz bunları sildiremeseydik, eğer misafiri ağırlamasaydık, evimiz misafir almasaydık e ne olacaktı? Bunlar kabile karşımıza çıkacaktı. Misafir günahları aldı götür gitti. İşte misafir gelirse onda birini yermiş, dokuzunu bırakılmış. Tamam bu da var. Ama niye hep diyecek dünyanın işlerini düşünüyoruz ya? Ebedi bir ahiret nasıl kazanacağız? Bak en basit gibi gözüken bir ameli bu. Menyukmini billahi ve yevmil ahire. Ne alakası var iman nerede? Misafir ağırlamak nerede? Allah'a ve ahiret gününe iman eden misafir ağlasın diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve zayfa. Misafir ağırlasın. Arkada bak ne büyük Mevla devlet rızasını devleti. Ali, Ali devlet yani büyük devlet yani İslam adına büyük bir ameli salihi Mevla kuluna ikram ediyor.